Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün Mortal Kombat X Kung Lao'nun combo rehberiyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Kung Lao bayağı hızlı bir karakter. Yani spin falan olsun, şapka atması olsun. Ne kadar iyi kullanırsanız o kadar işinize gelir diye düşündüm. Ve bu combo rehberi videosunu hazırladım. İleride başka combo rehberi videoları falan da olacak. Kung Lao'nun bildiğiniz gibi 3 tane özelliği var. Head Trick, adından da belli olduğu gibi. Şapka hareketleri yapmanı sağlıyor şuradaki gibi. İkincisi olarak Tempest var. Tempest çoğu kullanıcının tercihi, çünkü hem şapka atması olsun hem de etrafında şapkayı böyle döndürmesi olsun. Kalkan gibi kullanıyor. Bundan sonra hareketlerini devam ederek daha hasar katabiliyorsunuz. Mesela şurada yapacağım şimdi. Ha şöyle. Ayrıca Tempest'ta şöyle bir özellik var. Kendini içeri doğru çekiyor. Spin'i gelişmiş, enhanced spin yaptığınız mı böyle çekebiliyor. Orada kombonuza devam edebiliyorsunuz. Ben daha çok Bassov özelliğinde duracağım, çünkü şapka atması olsun, diğer özellikleri olsun benim favorim olarak hoşuma gitti. Şimdi isterseniz Kung Lao'nun basit hareketlerinden başlayalım. Spin. Aşağı ileri kare ile yapılan bu hareket bayağı esnek bir hareket. Adam sizi sıkıştırmışsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu hareketi kullanın. Adam size vurduğu anda yapsanız adam havaya uçar zaten. Bundan sonra dive kick yapabilirsiniz, jump kick yapabilirsiniz. Kare kareden sonra kullanın ya da farklı hareketler biliyorsunuz ondan sonra kullanabilirsiniz. Ama siz bunu yaptığınızda adam R2'ye basıyorsa, yani savunuyorsa, bir boşluk oluyor. O anda adam size vurabilir, yani siz savunsanız bile işlemez. R2'li versiyonu şöyle arkadaşlar. Adamı daha fazla hasar veriyor ve daha fazla havaya atıyor. Bundan sonra da jump kick yapabilirsiniz. Dive kick de adama bayağı hızlı tekmelendirmeye yarıyor. Adam havadayken, siz havadayken adam sizi saldırı yapmaya başlayacağını bu tekmeyi kullansanız hemen üstünlük sağlarsınız. Spin'den sonra bunu kullanabilirsiniz ya da böyle jump punch'tan sonra kullanabilirsiniz. Kare spin yaptıktan sonra mesela jump kick'ten hemen sonra şey yapabilirsiniz. Diğer tekmeyi kullanabilirsiniz, böyle buradaki ikili tekme gibi. Bir normal yuvarlak, sonra dive kick yaparak iki tane tekme atarak daha fazla şey yapabilirsiniz. Hasar verebilirsiniz. R2'li versiyonunda daha fazla tekme atarak şey yapıyor. Daha fazla hasar veriyor. Teleport aşağı yukarı ile yapılıyor. Kaçmak için bayağı iyi bir hareket. Üçgen kare X'e yuvarlağa basarak farklı hareketler, farklı kombinasyonları var. Şimdi onu söyleyeyim size. Teleporttan hemen sonra kareye bastığınızda adamı üçgene bastığınızda böyle yapıyor. Kareye bastığınızda adamı tutuyor. Yuvarlağa bastığınızda adamı yere yapıştırıyor. X'e bastığınızda böyle küçük bir tekme atıyor. X'e bastığınızda kombonuza devam etmeniz edebiliyorsunuz yani böyle. Head Grinder, Bassov özelliğine ait bir hareket. 3 tane farklı şeyi var, numarası var. Birincisi geri ileri kare, dümdüz atıyor şapkayı. Aşağı ileri kare, yukarı doğru atıyor. Aşağı geri kare de aşağıdan atıyor. R2'li versiyonları daha fazla hasar veriyor. İşte bu aşağı ileri kare yaptığınızda brutality var böyle. Bir de sekiyor. Adama yani kafa dağıtmak için muhteşem hareketler. Spin yaptıktan sonra aşağı ileri kareyi kullanabilirsiniz. Şu harekette Bassov'un özelliğini kullanacağız. R2'ye basılı tuttuğunuzda, üçgene basılı tuttuğunuzda böyle tutabiliyorsunuz. Adama daha kafasını karıştırabiliyorsunuz. Mesela hem alttan hem üstten böyle saldırı yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz Kung Lao'nun basit kombolarından başlayalım. Healing Wind, üçgen kareyle yapılıyor arkadaşlar. Bu hareketi kombonun sonunda kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk başta kullandığınızda zaten kombo direkt biter, çünkü adam direkt yere uçuyor. Şöyle hareketten sonra üçgen kare yaparsanız daha fazla hasar verirsiniz. Adama spin yapın mesela, en sonunda bunu kullanın. Graceful Cat, adama bir alttan bir üstten bir alttan saldırı yapıyor. Bu hareket kombo başlangıcı olarak kullanılıyor. Bundan hemen sonra spin kullanabilirsiniz. Sonra adam havadayken jump kick, dive kick yapabilirsiniz. İki tane tekme atıp sonra da üçgen kare yapabilirsiniz. Şöyle bitirebilirsiniz. Bu harekete dikkat etmeniz gereken nokta spin'i çok hızlı yapmanız lazım. Graceful Cat'ten hemen sonra spin yapmanız lazım. Çok kişi yapamıyor ama. Biraz zor. Heavy Mountain benim en sevdiğim combo. Geri X üçgen kareyle yapılıyor. Combo başlatıcısı ortada olarak da yapılıyor. Combo bitiricisi olarak da kullanılıyor. Bizim göstereceğim kombolar da bundan olacak. Bayağı kullanışlı bir combo. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken nokta, spin yapılmıyor. R2'li spin yapabilirsiniz ama. Mesela şurada Heavy Mountain kullanıp spin yapıp ondan sonra jump kick, dive kick yapabilirsiniz. Butterfly kick, kelebek tekmesi arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlakla yapılıyor.
Bu hareketten hemen sonra bir şey yapın. İleri yuvarlak yapın. Adam böyle vurar, vurur ama şimdi yapamadım. Ha, şöyle vurur işte. %20 kafadan geliyor. Bir de adamı köşeye sıkıştırdıysanız şöyle yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz Kuglan'ın en gelişmiş kombolarına bir göz atalım arkadaşlar. İleri üçgen, X, spin, jump kick, dive kick, üçgen, kare. Arkadaşlar bu combo bayağı klasik bir combo. Kuglan'ın en çok kullanılan kombosu. Bu komboyu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken Graceful Cat'ten hemen sonra spin kullanmanız. Teleport, üçgen, geri X, üçgen, kare, spin, jump kick, dive kick, üçgen, kare. Bu harekette yapılması biraz zor. Bunda dikkat etmeniz gereken nokta spin'i ne zaman yapacağınız. Spin'in zamanlaması çok önemli. Yoksa üçgen kareyi sonda yakalayamayabiliyorsunuz. Geri X, üçgen, kare, gelişmiş head grinder. Burada koşuyorsunuz arkadaşlar. Geri X, üçgen, spin, jump kick, dive kick, üçgen, kare. Burada en önemli olan nokta koşmak arkadaşlar. Şimdi bir daha ağır çekim aldım ki koşmayı göstereyim. Buradan hemen sonra koşmanız lazım. Koştuktan hemen sonra da spin yapmanız lazım. Biraz zor bir hareket. Bunu bayağı pratikle yaptım ben. Şimdi adamı köşeye sıkıştırdıysanız size bir combo daha göstereyim. 4 yani yuvarlak, 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 spin, jump punch, zıplayın, jump kick, dive kick, üçgen, kare. %35 hasar veriyorsunuz. Eğer bundan sonra X-ray'iniz varsa bu hareketi yapmadan önce jump punch'dan sonra hemen sonra X-ray kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir de Tempest özelliğine göre bir tane combo göstereyim. Tempest'ta bildiğiniz gibi adamı gelişmiş spin yaparken içine çekiyor. Işınlandıktan sonra spin'den sonra jump kick, dive kick'den sonra hemen sonra bunu kullanın. Böyle vurun sonra jump kick, dive kick, %31 hasar. Bayağı işinize gelir yani. Bir daha göstereyim komboyu. Jump kick, dive kick'den hemen sonra bunu yapın. Bunu zamanlaması da yine çok önemli. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Umarım yardımcı olmuşumdur bu combo rehberiyle. Devamı da gelecek. Farklı farklı karakterlerin combo rehberlerini çekeceğiz. O zamana kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar.